Merhabalar, Almanya'da bir Türk'e hoş geldiniz. Sizlere bugün anlatmak istediğim yine Almanya'daki yaşam üzerine olacak ama konumuz ehliyet. Almanya'da nasıl ehliyet yapılır? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Türkiye'den ehliyetli Türk ehliyeti ile gelirseniz Almanya'da neler yapmanız gerekiyor? Alman ehliyetine nasıl başvurabilirsiniz? Veya Türkiye'den daha gelmediyseniz, hazırlık içindeyseniz Almanya için o kardeşlerime birkaç önerim olacak. Bunlar hakkında size konuşmak istiyorum. Yine dışarıdayız. Almanya'da kış günü. Kış mı, yaz mı, ne olduysa adam belli değil. Hava soğuk. Bir güneş çıkıyor, bir kar yağıyor. İki gün önce fırtına vardı. Almanya'daki yaşam bu şekil. Arabamın içine bineyim. Oradan size bunları anlatmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, arabamın içine bindim. Dışarıdaki soğuktan da kurtulmuş oldum. Dediğim gibi bugünkü konumuz ehliyet. Bu konuya başlamadan önce Türkiye'den Almanya'ya gelmek isteyen kardeşlerime bir iki tavsiyem olacak. Bunlar neler? Türkiye'de yaşıyor ve Türk ehliyetine sahip değilseniz, Almanya'ya da gelmeyi düşünüyorsanız lütfen o Türk ehliyetini yapın. Neden mi? Türkiye'de B sınıfı bir ehliyetin maliyeti 1700 ile 2000 TL arasındayken, Almanya'da bir B sınıfı ehliyetin maliyeti 1700 ile 2000 euro arasında. Yani Türkiye'de Türk ehliyetini yaparsanız Almanya'daki maliyete göre 4,5 kat daha karlı olmuş oluyorsunuz. Bu güzel bir şey. Bunun yanında Türk ehliyeti ile Almanya'ya geldiğiniz zaman Almanya'da 6 ay boyunca araba kullanabiliyorsunuz. Tabii geldiğiniz zaman arabayı binmeden önce, arabayı kullanmadan önce başvuru yapmanız gereken yerler var. Ufak tefek bir maliyetler oluyor. Çok da büyük değil. İşte Türk ehliyetini Almanca'ya çevirtirmeniz gerekiyor. Bazı kurumlara başvurmanız gerekiyor. Onların onayı olduktan sonra 6 ay boyunca Almanya'da araba kullanabiliyorsunuz. O da güzel. Bunun yanında Türk ehliyeti ile 6 ay boyunca Almanya'da araba kullanırken de Almanya'daki kuralları öğreniyorsunuz. Türkiye'deki kurallarla Almanya'daki kurallar çok değişik. Almanya'daki kurallar çok sıkı. Türk ehliyeti ile buraya geldiğiniz zaman Alman ehliyetine çevirmek istiyorsanız İşte herkesin yaptığı gibi ilk yardım kursu yapmak zorundasınız. Bunun yanında göz testi. Bir de gidip sürücü kursuna kayıt olmak zorundasınız. Bunları normal sıfırdan ehliyet yapan bir kardeşimizin de yapması gerekiyor. Veya Türk ehliyetiyle Almanya'ya gelmiş olan kardeşimizin de yapması gereken şeyler. Ama Türk ehliyetiniz varsa size verdiği avantajlar, sürücü kursuna kayıt olduktan sonra o sürücü kursunun verdiği derslere gitmek zorunluluğunuz yok. Yani siz kitapçık alabilirsiniz veya bunun yanında artık CD'ler çıktı, CD veriyorlar. Hatta telefonunuza bir program indiriyorsunuz. Telefon üzerinden de işte soru cevap olarak onları çalışabiliyorsanız. Benim bildiğim kadarıyla 12 kere mecburi sürme zorunluluğunuz var Almanya'da. Her araba sürmeniz size maliyet. Çünkü sürücü kursunun kazandığı o para. Onlar artık sadece ücreti olarak alıyorlar. İşte 45 dakika üzerinden, 1 saat üzerinden onlar maliyet çıkarıyorlar size. Bu 12 mecburi sürme zorunluluğunuz eğer Türk ehliyetiniz varsa yok. Bak bu da güzel bir şey. Yani Türk ehliyeti ile Almanya'ya geldiyseniz, Alman ehliyetini yapmak istiyorsanız 1700 ile 2000 euro arasında olan maliyetten sizin sadece cebinizden harcayacağınız para 500 ile 700 euro arasında olacak. Yani kafadan rahat 1000 euro karınız oluyor. Bunun yanında da sürücü kursuna gitme mecburiyetiniz yok. Bunun yanında da sürücü kursunun veya devletin size verdiği, size yapmanız gereken 12 defa araba sürme mecburiyetiniz de yok. Evde normal Türkçe'de sınava girebiliyorsunuz. Türkçe öğreniyorsunuz soruları, cevapları. Yazılı sınavı verdikten sonra direksiyon eğitimi başlıyor. Ben mesela 2003 yılında Almanya'ya geldim. 2005 yılında ehliyetimi yaptım. Ehliyeti yaptım, sürücü kursuna aynen yine göz testimi verdim. İlk yardım kursuna gittim. Onun kağıtlarını verdim. Sonra işte sürücü kursuna kaydımı yaptıktan sonra sadece sürücü kursundaki Almanlı benim. O zamanlar Türkler bu kadar yaygın değildi. Almanlı, Almanca da zaten bilmiyordum o zamanlar. Eşim devamlı yanımda geliyordu. Alman beni 4 kere araba kullandırdı. İşte 4 kere araba kullanma maliyetini ben ona ödedim o zamanlar. Dedi ki 4 kere araba kullandıktan sonra dedi ki tamam dedi sen dedi sınava girecek şekle geldin. Bakın sınav günü geldi, yalnız gittim. Ağzımda Almanca falan yok.
Bindik. Benim işte Alman hoca. Arkadaki zaten sınav hocası da Alman. Sınav hocalarının Türk olduğunu ben daha görmedim. Onlar Alman. Onlar zaten çok sertler. Yani ufak bir hatanızda diyor ki tamam, ehliyetin yandı. Ehliyeti alamazsın. Bir dahaki sefere. Yani ufak bir hatanızda ehliyetiniz yanıyor. Bir daha sınava girmek zorunda kalıyorsunuz. O sınavında size tabii ki bir daha maliyeti oluyor. Tekrar para ödemek zorundasınız. Ben işte bindik. Alman hocam vardı. Arkada da Alman sınav hocası vardı. Yani arabaya bindiğiniz zaman dikkat etmeniz gereken ne? İşte koltuğu ayarlıyorsunuz. Aynaları ayarlıyorsunuz falan. Çıkmadan önce sinyalinizi veriyorsunuz. Emniyet kemerinizi takıyorsunuz. Bunları yapmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra ben çıktım. Normalde 45 dakika olan sınav süresi. Ben 15 dakika sonra dedi ki işte çıktık, hatta otobana falan da çıkarmadı beni. Sokak aralarında geziniyoruz böyle. Hoca dedi ki, sınav hocası, tamam dedi, gerek yok dedi, geri dön. Bu kadar dedi, yeter. 15 dakika sonra benim sınavım bitti. Dedi ki tamam dedi, kazandın. Ehliyetimi de elime verdi. Öyle ehliyetimi almıştım. Yani Türkiye'den almaya gelmeyi düşünüyorsanız, böyle bir hevesiniz varsa lütfen o Türkiye'de Türk ehliyetini yapıp da gelin. Türk ehliyetine sahipseniz burada 6 ay boyunca arabayı rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Ve bunun yanında da sıfırdan ehliyet yapacak olan kişi kadar maliyetiniz olmuyor. Bunun da karını, yani bunun da avantajlarını yaşıyorsunuz. Bunun yanında da derslere girme zorunluluğunuz yok. Belirli araba sürme zorunluluğunuz yok. Evde çalışabiliyorsunuz. Kendinizi hazır hissettikten sonra sınava gidiyorsunuz. İşte sınav yerine sınav ücretini ödüyorsunuz. Sınava giriyorsunuz. Sınavı kazandıktan sonra, yazılı sınavı kazandıktan sonra direksiyon sınavına giriyorsunuz. Direksiyon sınavını kazandıktan sonra da ehliyetinizi alıyorsunuz. Normalde bir Almanya'da yaşayan bir kişinin sıfırdan ehliyet yapması, işte başlangıcından bitişine kadar neredeyse diyelim, tahmini söyleyeyim, ben onu tam olarak bilmiyorum ama bir sene sürüyorsa bir ehliyet yapmak, sizin Türk ehliyetinizle buraya gelip Türk ehliyetinizi Alman ehliyetinizi çevirirken yaptığınız, bu geçirdiğiniz dönem taş tatlısın 2-3 ay. Hem zamandan da kazanmış oluyorsunuz, hem maliyetten de kazanmış oluyorsunuz, hem stresten de karınız olmuş oluyor. O kadar strese girmiyorsunuz. Böyle güzel avantajlar var. Bu sizlere söylemek istediğim tavsiyelerdi. İşte bunun yanında da Almanya'da, yani ya ben Türkiye'den geliyorum, ehliyetim yok. İşte bir diyelim ki bir bayansınız. Bayanların işte hep düşüncesi, ya benim ehliyete ne ihtiyacım var? İşte Türkiye'den geliyorum, ben Almanya'da ne yapacağım araba sürüp de? Zaten araba sürmüştüm, yok. Öyle bir hevesim de yok. Öyle bir şey düşünmeyin. Almanya'da gerçekten insanın arabaya ihtiyacı oluyor. Yani bir alışverişe gidecek oluyorsunuz. Burnunuzun dibinde bir alışveriş merkezi yok. Mecbur otobüse, tramvaya binip gitmek zorundasınız. Aldığınız eşyaları elinizde taşımak zorundasınız. Bunun yanında evinizin, yani kapınızın önünde bir araba durursa acil bir durumda. Acil durumlarda bile arabanızı kullanabilirsiniz. Ne bileyim, karınız hastalanır, çocuğunuz hastalanır. Hastaneye gitmek zorunda kalırsanız, acil bir işiniz çıkar, hemen gitmek zorunda kalırsanız, gece bir durum olur, hemen çıkıp başka bir yere ulaşmak zorunda kalırsanız, yani gece olduğu zaman tramvaylar, otobüsler gündüz gibi 10 dakikada bir gelmiyor, neredeyse yarım saatte, bir saatte bir geliyor. Yani bunun güzelliği var. Araba gerçekten Almanya'da lazım, şart. Ne olursa olsun. Araba almak çok maliyetli bir şey değil. Sigortalar çok maliyetli değil. Diyorum ya, 300'e de araba bulabilirsiniz, 3000'e de araba bulabilirsiniz, 30.000 euroya da araba bulabilirsiniz. Yani çok maliyetli bir şey değil. İşte sizi getirip götürecek kadar bir arabaya sahip olmak istiyorsanız, ya işte yürüsün bana yeter, hani işimi görsün yeter diyorsanız, 300 euroya, 500 euroya da araba sahip olabilirsiniz. Bu da güzel bir şey. Yani ehliyetiniz cebinizde olduğu müddetçe kimseye muhtaç kalmıyorsunuz. Ehliyetim var kardeşim, arabam da kapının önünde, bir şey olduğu zaman hemen bin. Git işini gör gel. Ya ehliyete benim ne ihtiyacım var kardeşim? Almanya'ya geldiğim zaman ne yapacağım ben ehliyeti? Veya Türkiye'de zaten benim ehliyete ihtiyacım yoktu, Almanya'da da ehliyete ihtiyacım olmaz diye düşünüyorsanız, bu yanlış bir düşünce. Almanya'da ehliyetiniz varsa, ehliyete sahipseniz, iş bulma da o kadar kolaylaşıyor. Bakın, öyle de bir avantajı daha var. Bugün ehliyetiniz vardır ama Almanya'da daha araba sahibi değilsinizdir. Bir yere gitmeniz gerekiyordur veya ailenizi alıp gezdirmeniz gerekiyordur. Araba kiralama yerleri var. Gidersiniz. Araba kiraları da ucuz Almanya'da. 30 euroya, 40 euroya, 50 euroya arabanın modeline göre araba, günlük araba fiyatları. Yani çok da bir hafta sonu mesela 80-100 euroya 2 günlük, 3 günlük arabaya sahip olabilirsiniz. Bakın, Türkiye'den Almanya'ya gelirken ehliyetli gelmenin avantajları yanında, Almanya'da da Alman ehliyetine sahip olmanın da daha da avantajları var. Yani bunu bir kenara yazın. Ehliyet yapın. Ehliyeti kesin yapın yani. B sınıfı, bir en az bir B sınıfı ehliyetten Almanya'ya gelin. Hem maddi hem manevi durumdan, yani müthiş bir avantajlar olacak size bunlar.
Daha sonra da işte Almanya'daki yaşam. Yaşam hakkında da size de çok avantajlar olacak. Yani Almanya'daki yaşamınızı kolaylaştıracak bir ehliyet sahibi olmanız, iş bulurken bunun yanında işte ehliyet sahibi olursanız arabanız da olur. 300'e 500'e 1000 liraya yani gidecek şekilde araba da sahip olabilirsiniz. Bunları da avantaja döndürebilirsiniz dediğim gibi. Evet arkadaşlar, size anlatmak istediğim tavsiyeler bunlardı. Bu videoyu yaparken de bizimkiler aradılar. Alışverişe gitmemiz gerektiğini söylediler. Onları biraz önce aldım. İşte ehliyetin ve arabanın avantajları. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Bu videoda size yararlı bir şeyler anlatabildiysem ne mutlu bana. Bir dahaki Almanya'daki yaşam üzerine videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ehliyet yapmayı unutmayın. Bye.